Verdiğim yerde güneş. Güneşin doğusu, batısı, farksız. Nasıl yaşanırsa yaşarım, ben aşksız. Evet. Ha, siz çok beğendi paşanın montunu. Gel 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 gel. Ulan Ersin ikine mi kışkırtma, paşaya mı kışkırtma, ben anlamadım ki. Ersin paşaya daha çok kışkırttı yani. Aynen öyle, bana kışkırtma. Baba şey. Bana kışkırtma. Paşa. Sana kışkırtmaz ya. Ne diyor kızım? Ne diyor kızım? Paşa ne diyor? Bak gel gel gel, ne diyor? Ne diyor lan? Ne oluyor lan burada? Salak çocuk ya, bana saldırıyor ya. Bu ne yaşıyor, ben anlamadım ki yani. Yanlış bir şey saldırıyor lan. Gel 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 hanım. Gel yaklaşın. Şimdi Sezer'e... Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Bazen şey yapıyor ha, kafayı yiyor. Birbirte var. Şimdi kim kime kışkırtı abi? Hani sizin için Pitbull Paşa'ya kışkırtma. Alın size kışkırtma. Ama bakın ben başta söyledim. Gelmişler yorumlar. Yok hani bu nasıl kışkırtma diyor. Bak burada ne diyorum ben. Bak. Bak burada ne diyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim işim olmuyor. Ersin'in işi oluyor. Ersin'in işi olmuyor. Benim işim oluyor. Ya o kadar kolay bir şey değil. Bak şimdi en son yakaladık Ersin'i. Şu an memoların evinde Ersin. Orada film izliyor büyük ihtimalle. Şimdi Paşa'ya gideceğiz. Ben ona söyledim zaten. Seni görmek istiyorlar dedim. Sadece dedim öyle Paşa'yı getireceğim. 2-3 tane yerde görün, atayım YouTube'a. Bilmiyor ona saldıracağımı. Saldıracak mı onu da bilmiyorum, bakalım. Bak saldıracak mı onu da bilmiyorum. Ben bunu defalarca söyledim. Bu köpek Ersin'e saldırmaz. Bana saldırır, Ersin'e saldırmaz. Çünkü Van'da Paşa sadece akşamları benim odamdaydı. Sabahtan akşama kadar da Ersin'in odasında. Yani siz çok istediğiniz için öyle yaptım. Ondan sonra demiştim ki bu nasıl kışkırtma, kışkırtmamışsın ki, saldırmamış ki. Daha ne yapayım yani? Bekle. Evet işte ya. Gördüm ben çok sevdim, anlamıyorlar. İlla çekecek. Sana nasıl alırtırım şimdi ha? Kışkırtma. Arkadaşlar gördüğünüz kışkırtmadan fazla bu kadar. Ersin şey açısı da çok komik ya. Beni mi ısıracak? Olmuyor. Buraya gidip. He? Planların bu muydu? Ama su yorulmuş ya. Su verelim mi? Bana saldırıyor ya. Ersin'e saldırıyor. Bana saldırıyor. Ya Ersin de şimdi beraber büyüttük ya, Ersin yanına gidiyordu, bir benim yanıma gidip onun odasına, bir benim odalarda öyle alıştı. Peki, artık o şu an su istiyor. Dediğim gibi arkadaşlar zaten ben de Ersin'le büyüdüm. Ben Ersin'le büyüdüğü için biliyor, onu da sahibi olarak görüyor zaten. O saldırdım bana saldırıyor, ben saldırdım mı ona saldırıyor. Ben... Banyekini bir banlayın ya. Dur ya da ben banladım. Bana daha çok saldırıyor. Sırf çok istediğiniz için yaptım. Zaten ben her seferinde söylüyordum size. Kışkırtma istiyorsunuz ama kışkırtma olmayacak. Çünkü paşa saldırmayacak. Sadece siz istediğiniz için bu videoyu çektim. Gördünüz zaten. Ersin'e çok iyi anlaşıyorlar. Şimdi Ersin'e birkaç soru soralım, ondan sonra kapatalım. Gördünüz zaten Ersin bacakları varmış.
Evet, bugün balım açılıyor. Ha bugün de evet. Bal açılıyor. Bugün 27'si ve benim bal açılıyor. Akşamında rantıya başlıyoruz. Dostum bal açılınca gümbür gümbür bronzda işten gider mi direkt kadar? Bronzda işten asfaltıya kadar en fazla. Daha ileri yok. Zorlamam. Dersini etiketlemişler ya. Ranka hayır şey balın kalkmasına son bir gün gümbür gümbür geliyoruz. Sıra bir bekle yazmışlar. Paylaşmışlar ya da etiketlemişler. Ya beni bir gülme tuttu oğlum. Bronz 5'ten nasıl gümbür gümbür gelsin bu adam ya? Adamı gaza getiriyorsunuz. Ondan sonra yapmaya çalışıyor. Yapmayın şöyle işte. Bronz 5. Ay bitiyor nasıl gümbür gümbür birinci sıraya alsın. Ben de onu ondan bahsediyorum. Ama daha belli değil değil mi? Bu sezon için zorlamam. Daha belli mi? Ne? Bronzda mı kalacak? Tabii tabii. Bronzda kalacak çünkü almışlar puanımı. Mecbur bronzda kalacak. Tıraş olmuş. Bu arada saçımı kendim kestim. Ha, tıraş olmuş arkadaşlar. Ben size söylüyordum inanmıyordunuz. Ersin kendini tıraş edebilir. Koltuk mu? Tıraş edebilir. Çok bir şey yapamadım. Yanları falan çok yapamadım. Ersin araba markasını bilmiyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi var mı? Arabasının markası ne falan. Bunların hepsi şeyde olacak. Şeyde soracağım. 400 bin abone olduğum zaman soracağım. Zaten az kaldı olurum. O zaman soru cevap yapacağım Ersin'e. Ya markaya gerek yok. Araba var işte ayağımızı yerden kesiyor. Keşke önünden ayağımı yerden kesiyor. Yani öyle ayağımızı yerden kesiyor. Ya bu zamana kadar hiç yani kendime yatırım yapmadım. Hani yıllardır bir olanın içerisinde bir sen biliyorsun yakın süresiniz zaten. Yani kendime kıyak yaptım diyebilirim yani. Ben hiç kendim için bu zamana kadar bir şey yapmadım. Hep yani etrafım bir şeyler yaşasın, bir şeyler olsun böyle. Hani bu arada gerçekten haklı arkadaşlar. Kendimden çıkmıyorlar. Ben zaten YouTube'a başlamadan 5 sene boyunca hiç çalışmadım. Evde boş boş oturdum. Ersin'in kazandığı parayla geçiniyordum yani gittiğim yerlerde hiçbir şekilde de bana sormuyordu ne kadar harcadın, ne yaptın, ay şu nereye gitti, bu nereye gitti, Allah razı olsun hiçbir şekilde sormadı. Ve zaten beni yanına çağırdığında da şey demişti, ben İstanbul'daydım, burada gerçekten sıkışmıştım. Ben içeriye borçluyum, içeriden para alıyordum, yani çalıştığım yerde içeriden para alıyordum, ailem bitmiş ki de içeriden alıyordum. O zaman işte beni aradı dedi ki buraya gelsene dedi, canım sıkıldı dedi, benim yanımda yaşadı dedi. Ben de karşılarım dedi. Ben de tamam dedim çünkü para yok. Bir kuruş para yok. Gidecek para bile yok. Ersin de şey yaptı. Şansa 5 dakika sonra beni aradı. Dedi ki uçak biletini kestim dedi. Ben bunu bir söyledi. Ben var ya sevinçten havalara uçtum. Ertesi gün bindim. Direkt gittim şeye. Bana onun yanında kaldım. 4-5 sene falan yanında kaldım. Ondan sonra işte durumu toparladık. Allah razı olsun. Hiçbir şekilde ses çıkarmadı. Gerçekten de söylediği gibi hep böyle etrafındakileri düşünüyor. Yani kendisi hiç zaman ayırmıyor. Kendisi hiçbir şekilde bir güzellik yapmıyor. İlk defa işte bu araba olayı var. O araba olayını da ben soktum onun aklına. Hiçbir şekilde zaten araba sürmesi bilmiyordu bile. Ehliyete gittik beraber ehliyete girdik. Ben onun aklına soktum. Bak şu araba güzel, bu araba güzel, şu arabayı alalım, bunu alalım. Benim Mercedes'i de sağ olsun peşin altını verdi. Direkt gittim aldım mesela. Kız gelişsin kafasındaydı. Hiç kendime yönelik bir şey yapmamıştım o zaman kadar. Araba olayı da yani senden dolayı böyle sen bir arabalara bakıyordun ya ben... Aynen arkadaşlar ben bir ara çok araba kovalıyordum. Yok şu arabayı alalım, bu arabayı alalım. Benim mesela biliyorsunuz Mercedes var, benim ilk arabam. Ersin sayesinde aldım onu da. Normalde hayat alamam. Ben de böyle içime sinecek bir şey arıyordum böyle. Yani o aklıma işte o şekilde öyle. Yani dedim bu zamana kadar bir şey yapmadım kendim için. Güzel bir şey yapayım dedim, fiyat yaptım kendim. Bayağı iyi olmuş. Başka. Ha, Sezar Yetin'le kardeş misin sen? Bunu şöyle soruyorlar. Arkadaşlar bu videoda söylüyoruz Sezar Yetin'le. Ersin benim bir büyüğüm. Yani aramızda iki ay var. Niye dostum diyorsun falan soranlar oluyor. Öyle küçüklükten bir arkadaş gibi büyüdüğünüz için ben dostum diyorum. O moruk diyor öyle geçiniz yani. Benim bir büyüğüm. Ya o soru bitmez ya. Aynen. Tamamdır o zaman. Başka bir şey diyor mu? Olmayacak bir hayat. O ne oğlum ya? İki reklam arka arkaya koymuşuz. Ya da YouTube mu yapmış bunu? Abone olsun zaten. Ben sevmek istersin. Kaç abone var şu an? 324. 24 bin. 324. Bence 400 bin abonede sana bir soru cevap yapabiliriz ha? Yani olabilir aslında hani bütün geçmişiniz falan filan.
Oo. Abi bir de bütün geçmişimiz ha direkt. Sezer 400 bin olduğunda şöyle Fury'ye genel bir soru cevap videosu yapabiliriz. Zaten herkes çok istiyordu. Bir soru cevap videosu o şekilde yapabiliriz. 400 bin olsun. 70, biraz zaman geçsin. 75k abone ol. Biraz zaman geçsin diyordu. Ben biraz biraz daha geçsin. 400 bin olacağım zaten baksana. 345 bin. Ben 324 bindim arkadaşlar. 324 bindim akşam. 45 bin. Yani o da 400 bin yapacaklar yani, herhalde soru cevap. 400 abone edin arkadaşlar. Ersin'le soru cevap yapacağız. Yani bütün bilmediklerinizin hepsini soracağım ona. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bu arada bol bol yorum yaparsanız sevinirim. Biliyorsunuz trendlere giremiyoruz. Tamam, kapatıyorum o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay. Güzel bir video oldu ya. Vallahi ben de sizin hayrınıza Ersin'i görmüş oldum. Arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki bu iş çok kolay. Bak her şey, bak bütün çektiğim videolar bunun kadar zor olmadı. Niye diyeceksiniz? Ersin'i ben kesinlikle göremiyorum. Ancak gidip yakalayacağım yukarıda. Onun dışında arıyorum mesela, işi oluyor, açamıyor. Geri döneceğim diyor, unutuyor, geri dönemiyor. Ben yayına giriyorum. Benim yayın bitiminde Ersin yayında olmuş oluyor. Yine yakalayamıyorum. Hiçbir türlü yan yana gelemiyoruz. İşte sizin ayrınıza dün gittik, bayağı bir oturduk. Videodan sonra muhabbet ettik. Ondan sonra aşağı indim. Kolay iş yok arkadaşlar. Kolay, gerçekten iş yok. Yani şimdi şeyler vardır, görenler vardır. Yok, ne yapıyor ki sanki? Alıyor orada çekiyor. He, mesela şöyle bir örnek vereyim. Daha 3 gün önce mi ne? Bir tane Yunus polis bizi çevirdi. 4-5 tane Yunus polis. Bunların amiri. Ne iş yapıyorsun? Diyor ki, ne iş yapıyorsun? Niyazi dedi ki, YouTuber dedi. Bu da böyle yaptı. Ha, beleş ekmek yiyorsun. Dedim böyle bir dünya yok dedim. Beleş hiçbir şey yok dedim. Adı nedir? Sen bu işte nasıl zorlanıyorsan ben de o işte zorlanıyorum. Beleş ekmek yiyebilen tek insan illegal işler yapan insandır, tamam mı? Bu hayatta kolay para kazanma diye bir şey yok. Hiçbir şekilde. Ne yaparsan yap bir zorluğu var. Beleş ekmek nedir ya? Bu nasıl bir tabir ya? O zaman sen de beleş ekmek yiyorsun, orada geziyorsun. Öyle bir saçmalık mı var ya? Herkesin, her işin bir zorluğu vardır. Beleş ekmek yiyor. Sanki kendisi veriyor. Hoppala, ne izleyelim?